Bırak onu! Sana onu bırak dedim! Bırak onu! Bırak! Dur! Eğer bir kırbaç daha vurursan... Hepimiz çalışmayı bırakırız. Çalışmaya devam edin. Hep bizim yüzümüzden sana eziyet ediyorlar. Ben vazifemi yapıyorum. Ferkip daha dikkat et. Yusarsif'ten intikam almak için harekete geçebilir. Evet. Bu kadar yeter. Gitmek için hazırlanın. Bir emriniz mi vardı efendim? Sarayda benden habersiz bir şeyler dönüyor. Efendim, ben artık iyice yaşlandım. Kulaklarım eskisi gibi duymuyor ve gözlerim de eskisi yeter gibi... Yeter karim ama! Sarayımızda bulunanların Yusarsif için yemek, elbise ve ilaç gönderdiklerini duydum. Bu haberin neresi endişe verici? Fena mı efendim? Endişe verici değil mi? Yusarsif'i sence niçin zindana gönderdik? Orada dinlenip eğlensin diye mi? Ah, bunu unutmuşum efendim. Eğer zindanda iyi vakit geçirirse... isteklerinize boyun eğmeyecektir. Bir çare düşünmeliyiz.
Ona zindanı cehennem edeceğim, göreceksin. Eski elbiselerin üzerine değil, önce onları çıkarın. Sizin giysiye ihtiyacınız yok. Üzerinizdeki gayet iyi. Bilakis ihtiyacım var. Bu giysi burası için uygun değil. Diğer tutuklular gibi giyinmeliyim. Ama bu bana olmuyor. Sana olmuyorsa arkadaşınınkiyle değiştirebilirsin. Tanrıların selamı üzerinize olsun. Ne istiyorsun? Burada ne arıyorsun? Burada Apophis adında bir mahkum tutuluyor mu acaba, biliyor musunuz? Bilmiyorum. Siz kimsiniz? Nesi oluyorsunuz? Ben onun yakın akrabalarından biriyim. Bir süredir ortadan kaybolmuş. Ölü mü diri mi bilmiyoruz. Ailesi onu çok merak ediyor. Keşke ondan bir haber alabilseydik. Eşini, çocuklarını, yaşlı annesini sevindirirdik. Gerçekten bu çok iyi olurdu. Bir haber alsak çok mutlu olurduk. İnanın bana, lütfen. Efendim? Hı hı. Hücre hapsinde tuttuğumuz mahkumların adı nedir? Ne yapacaksın? Biri gelmiş, Apophis adında bir mahkum arıyor. Belki o iki kişiden biri olabilir dedim. Ne oldu? Benden ne istiyorsunuz? Kimsin ve Apophis'ten ne istiyorsun? Onu arıyorum. Kaybolmuş. Ben onun akrabasıyım. Anlayın lütfen. Gel bakalım içeri. Şimdi anlarız. Bırakın hadi. Beni. Bırakın beni. Benden ne istiyorsunuz? Bırakın. Vay vay vay. Amon tapınağının kainlerinden mi yoksa Apophis'in akrabalarından mısın? Ben onun akrabasıyım. Götürün onu. Bırakın beni. Bırakın beni. Muhafız. Beni bırakın. Buyurun efendim. Atabim ve Aziz Potifar'ın sarayına git. Ona Apophis'i arayan bir kişiyi tutukladığımızı söyle. Acele et. Emredersiniz. Beni burada tutma yetkisine sahip değilsiniz. Sizi büyük kâin Ankh-Mahu'ya şikayet edeceğim. Eğer onu görürsen şikayet et. Şimdi seni bir süre misafir edeceğiz. Hı-hı. Beni burada tutamazsınız. Çıkarın beni buradan. Çıkarın beni buradan. Muhafız. Çıkarın beni buradan. Onu karşı hücreye atın hemen. Çıkarın diyorum.
Amon tapınağı kahinlerinden Kimuni. O büyük kahin Ankh-Mahon'un sağ koludur. Onun Apophis'te ne ilgisi var? Ekselansları Amon'u töpe yönelik suikast girişiminin Amon tapınağı tarafından planlandığı kesinlik kazandı. Hiç kimseyi onunla görüştürmeyin. Bu haberi de dışarı sızdırmayın, tamam mı? Emredersiniz efendim. Apophis ve Inarus'u işkence odasına getirin. Hı hı. Alçaklar! Lanet olsun size! Umarım yok olursunuz. Benim gibi bir budala onların isimlerini vermezken... Onlar benim için kıllarını bile kıpırdatmıyorlar. Ne kadar safsın. Eğer ellerine geçersen onları ifşa etmemen için seni ortadan kaldırırlar. Seni kurtaracaklarını nasıl düşünebiliyorsun? Dışarı. Acele edin. Sallanmayın. Bizi nereye götürüyorsunuz? Öğreneceksiniz. Yürüyün siz. Kahin Kimuni'yi tanıyor musunuz? Evet efendim. Amon tapınağının kahinidir. Kahin Kimuni bugün gardiyanlara seni soruyordu. Neden? Bilmiyorum efendim. Ben bilmiyorum. Ha? İyi düşün. Belki hatırlarsın. Kimuni bir neden olmadan seni aramaz. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Hayır, hatırlamıyorum. Hatırlamana ben yardım edeceğim. Ben bir şey yapmadım. İnanın bana, ben suçsuzum. Bir şey bilmiyorum. İnanın bana! Ekselansları Potifar, bırakın beni! Ben bir şey bilmiyorum! İnanın, hiçbir şey bilmiyorum! Bırakın beni! Bırakın! Ekselansları Potifar! Ben hiçbir şey bilmiyorum! Hiçbir şey bilmiyorum! Bilmiyorum! Hiçbir şey bilmiyorum! Vurmayın! Vurmayın! Tamam! Tamam, anlatacağım! 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 Vurmayın! Ben Ankh-Mahon tarafından Kral Amon Hudep'i zehirlemekle görevlendirildim. Bu görevden Inarus'a da söz ettim. Başlangıçta kabul etmiyordu ama ben onu ikna ettim. İkna ettim. Ben kralın yemeğine ve Inarus da şarabına zehir katacaktı. Ben zehri yemeğe koydum. Evet, ben bu işi yaptım. Inarus yapmadı. O korktu. Inarus korkusuyla her şeyi mahvetti. Yemek esnasında el ayağına dolanınca planımız bozuldu. Inarus konuşmasaydı her şey yolunda gidecekti.
Ne oldu da pişman oldun ve kralı bu komplodan haberdar ettin? Çünkü Mısır krallarının yarı tanrı olduklarını duymuştum. Tanrıları öldürmek mümkün değil ki efendim. Mümkün değil. Onları genel hapishaneye götürün. Onlara göz kulak olun. Onlara şahit olarak ihtiyacım olacak. Apophis ve Inarus'un adlarını ve nerede olduklarını gizlemeye devam edin. Birileri onları öldürmek isteyebilir. Baş üstüne. Peki ona ne yapalım? Onu hücrede tutmaya devam edin. Onun hakkında kral son sözü söyleyecektir. Yüzersif nerede? Onu görmek istiyorum. Yüzersif'i çağırın. Hayır. Onu uzaktan görmek istiyorum. Nasıl isterseniz efendim. Benimle gelin. Bütün mahkumlar ve gardiyanlar onu seviyor. Herkes Yüzersif'i seviyor. Ancak o herkesi sevmiyor. Mahkumları ve muhtaçları sevdiği kadar zalimlerden ve zorbalardan da nefret ediyor. Neden acaba? Sürekli etrafındakilere hizmet ediyor. Onlara vaaz ve nasihatlerde bulunuyor. Onun için hayallerim vardı. Ama bırakmadılar. Bugün Amon Tapınağı'nın kainlerinden Kimuni Zavira Zindanı'na gidince daha önce verdiğim emirle teyakkuzda olan muhafızlarım onu tutuklarlar. Haber alır almaz zindana gittim. Apophis, Ankh-Mahu'nun emriyle canınıza kastettiğini, Inarus'u da zorla bu işe bulaştırdığını itiraf etti. Şimdi tapınağa karşı harekete geçmenin zamanı geldi. Tapınağın üstesinden kolaylıkla gelebileceğimizden emin değilim. Tapınağın bitip tükenmez hazineleriyle bize karşı büyük bir ordu hazırlayabilirler. Böyle bir savaşta on binlerce insan hayatını kaybeder. Tanrı Amon'un halkın üzerindeki büyük etkisini görmezden gelemeyiz. Peki ne yapalım? Hiçbir şey yapmadan bu büyük ihanet karşısında sessiz mi kalmamı istiyorsunuz? Uygun bir fırsatı kollamalıyız. Hali hazırda hiç kimse Kimuni, Inarus ve Apophis'in nerede olduğunu bilmemeli. Uygun bir fırsata kadar onları tanık ve canlı deliller olarak tutmak zorundayız. Ertelemeyin baba. Kâhinleri bir ordu toplama ve hazırlanma fırsatı vermemeliyiz. Tapınak kâhinleri için bir takım planlarım var. Bunları en kısa sürede hayata geçireceğim. Onları buraya davet ederek mahkumlarla yüzleştirmenizi öneriyorum efendim. Apophis huzurunuzda tapınakla ilişkisini itiraf ederse onları tutuklayıp zindana atabilirsiniz. Yapabilirsiniz bunu. Niçin zindan? Boyunlarını burada vururuz. Hayır, ben öldürmeye karşıyım. Tutuklayıp zindana atmak komplolarını etkisiz hale getirir.
Genç veliahtımızın yufka yüreği kan dökülmesine razı olmuyor, olamıyor. Peki çare nedir? Bazen ülkenin iyiliği için suçluları cezalandırmak gerek. Ben genç Amonhotep'in görüşüne katılıyorum. Apophis kâhinlerin karşısında itiraf ederse her türlü girişim için önümüz açılmış olur. O zaman bu görüşme ve ziyafeti bir an önce hazırlayın. Bir şey var mı? Bana Yüzer Sif'in zindandaki durumunun çok iyi olduğu söylendi. İyi vakit geçiriyormuş. Bunu bugün kendi gözlerimle gördüm. O mahkumların göz bebeği, gardiyanların da yardımcısı olmuş. Ama zindanda zor günler geçirmesi kararlaştırılmıştı. Sen Yüzer Sif'i zincire vurarak aşağıladığını mı sanıyorsun? Yanılıyorsun. Sen Yüzer Sif'i kendi tuzağından kurtardın. Zavira zindanını gül bahçesine dönüştürmüş. O yalnızca Potifar'ın sarayını değil, zindanı da güzelce yönetebiliyor. Yüzer Sif senin tuzağından kurtulduğu için mutluyum. Çok mutluyum. Bir şey mi oldu efendim? Bütün planlarımız başarısız oldu. Yüzer Sif asla bana teslim olmayacak. Zaten ağır bir ceza görmüyor ki bundan kurtulmak için bana teslim olsun. Görüyorum ki yenilgiyi çok çabuk kabullenmişsiniz. Deneyecek daha birçok yöntem var efendim. Danışmanım senin gibi bir aptal olduğu sürece sonuç hiçbir şekilde farklı olmayacak. Ne yaptıysam sizi memnun etmek için yaptım efendim. Yalnızca arzunuzun gerçekleşmesini istiyorum. Pekala. Üzülme lütfen. Hadi söyle şimdi, aklına ne geliyor? Yüzer Sif'in iyi vakit geçirmesine izin verme. Koşulları ağırlaştır. Nasıl ama? Zavira zindanının baş gardiyanına zindanı ona cehenneme çevirmesini söyle. Sence teslim olur mu? Farklı yöntemleri de denemek zorundayız efendim. Bundan sonra gereken her şeyi yapacağım. Zindandan maksadım Yüzer Sif'in sürülmesi değil, bana teslim olmasıydı. Ayrılığına dayanamıyorum artık. Zindan gül bahçesiyken Yüzer Sif itaat etmeyecektir. Peki söyler misin, tanrılar neden kurtulmamız için harekete geçmiyorlar?
Peki bu Amon ne işe yarıyor? Ben Amon'u suçlamıyorum. Cansız ve ruhsuz bir taştan medet uman sizler kusurlusunuz. Şu anda kırdığımız ve farklı şekillere getirdiğimiz bu taşların Amon'dan ne farkı var ki? Amon'un kendisi aciz bir heykelden başka bir şey değil. Hal böyleyken yardımınıza koşmasını nasıl beklersiniz? Peki bir musibet karşısında kime sığınmalıyım? Kimden yardım dilemeliyim? Sorun. Aklınızı kullanın. Hiç kimseye muhtaç olmayan, kudretli ve sorunlarınızın üstesinden gelecek bir tanrı bulun. Evet, gerçekten çok güzel söylüyorsunuz. Ama böyle bir tanrıyı nereden bulabiliriz ki? Söyleyin. Aramanıza gerek yok. O her yerde var. Sözünü ettiğin tanrı halkın mallarını ve güzel kızlarını zorla alıkoymuyor mu? Söylesene. Zorla alıkoymuyor mu? Sözünü ettiğin tanrının kahinleri halka zulmetmiyor mu? Benim sözünü ettiğim tanrı bu işlerden hiçbirini yapmaz ve bunlara karşıdır. Çok şefkatli ve çok merhametlidir. Baş gardiyanı görmek istiyorum. Ne oldu? Yine kırbaçlanmak mı istiyorsun yoksa? Önemli bir konu. Önemli mi? Eğer önemli değilse kendini kırbaca hazırla. Tamam. Kabul ediyorum. Gel. Ne var söyle. Yuzersif'in konuşmalarına şimdiye kadar şahit oldunuz mu hiç? Hayır. Konuşmalarında tehlikeli bir şey var mı? Evet, başından sonuna kadar. O büyük Amon'a ve Mısır'ın diğer tanrılarına inanmıyor. Onları aşağılıyor. Onlarla alay ediyor efendim. Sen nereden biliyorsun? Konuşmalarından efendim. Korkusuzca tek bir tanrıya, görünmeyen bir tanrıya inandığını söylüyor. Gizlice konuşmalarına kulak vermeniz yeterli. Ve bu söylediklerini sürekli tekrarlıyor efendim. Dinle Ninnefer Kipta. Bana göre Yuzarsif başkalarına yardım etmek dışında hiçbir derdi olmayan kutlu bir insandır. Zavira zindanına geldiği günden beri hem zindan ve mahkumların durumu iyileşti, hem de olay çıkaranların sayısı oldukça azaldı burada. Hı? Peki mahkumların inancı ne olacak? Ben onların inancını düşünüyorum. İnanç mı? Hayır.
Sen onların inancını değil, eski konumunu düşünüyorsun. Bir kez daha, eğer bir kez daha Yuzarsif'le kavga eder ve ona ihanet edersen şiddetle cezalandırılacaksın. Bu kez bağışladım seni. Ama bir dahaki sefere kırbaç var. Nilefer, baş gardiyana neden anlattın söylesene. Ona Yuzarsif'i kötülüyordu. Baş gardiyanı kışkırtmak istedi ama hak ettiği cevabı aldı. Beni baş gardiyana şikayet ettiğini duydum. Seni yok etmek için her şeyi yaparım. Ben bugüne kadar sana bir kötülük yapmadım. Sadece seni yanlış işler yapmaktan alıkoymaya çalıştım. İçinde büyüttüğün kin ve nefret kalbini karartıp katılaştıracak. Seninle arkadaş olmak istiyorum. Arkadaşlık mı? Yaşadığım sürece benden düşmanlıktan başka hiçbir şey görmeyeceksin. Ben yine de ümidimi kaybetmeyeceğim. Potifar'ın eşi ekselansları Züleyha zindanı ziyaret etmek istiyorlar. Efendimiz. Söyle. Potifar'ın eşi Züleyha hanımefendi zindanı gezmek istiyor efendim. Kendilerine eşlik edin. Efendimiz Züleyha'ya selam. Tanrıların selamı sizin ve diğer gardiyanların üzerinde olsun. Yıkık ve unutulmuş Zavira zindanına hoş geldiniz. Yuzarsif varken Zavira zindanına yıkık ve unutulmuş demek pek doğru sayılmaz, öyle değil mi? Bence o adım attığı her yere hayat verir.
Haklısınız efendim. Bu inkar edilemez bir hakikat. Size tamamen katılıyorum. Yuzarsif zindanımızı ihya etti ve herkesin saygısını kazandı burada. Ama bence Yuzarsif söz dinlemeyen bir köle. Biz onu ceza görsün diye, bize itaat etsin diye zindana attık. Zavira da iyi vakit geçirip önderlik yapsın diye değil. Fakat hanımefendi, zindan zindandır ve mahkumun özgürlükten yoksun olması az bir ceza değildir, inanın. Ayrıca bu zindanın mahkumları taş ocaklarında ağır işlerde çalıştırılmaya zorlanmaktadır. Ve bu kadar çalıştırmak onları bir işkence sayılır. Sayın Başgardiyan, hanımefendi Züleyha buraya bedeli ne kadar olursa olsun Yuzarsif'in çektiği işkenceleri yakından görmek için geldi. Ben hiç anlamıyorum. Mesela nasıl bir işkence? Kırbaç. Ben kırbaçlanmasını ve çıkardığı o inilti seslerini duymak istiyorum. Emredersiniz efendim, baş üstüne. Ben Yuzarsif'e değil, sizin emirlerinize itaat ediyorum. Eğer beni burada beklerseniz hemen döneceğim. Yuzarsif! Züleyha buraya gelmiş ve sana yapacağımız işkenceleri görmek istiyor. Onu vazgeçirmeye çalıştım ama hiç dinlemedi beni. İstediğinizi yapabilirsiniz. Yuzarsif'i zindanın ortasına alın. Bu da ne demek oluyor? Neden onu bağlıyorsunuz? Beni kırbaçlamak istiyorlar. Biraz tahammül gösterin. Bunların bir suçu yok. Dayanamayacak artık. Bu kadar yeter. Buna dur diyecek biri yok mu? Evet. Buna dur diyecek biri yok mu? İnanılmayacak gibi. Yazık.
Artık yeter. Yaparlar. Artık yeter. Yeter. Dayanamayacağım. Bu kadar yeter. Yusar Sif'e işkence yapılmasını istemiyor muydunuz? Bir kelime daha duymak istemiyorum. Bu kadar yeter dedim. Durun, bu kadar yeter. Yeter. Çözün onu. Beni bağışlayın. Vurmak istemezdim ama Züleyha'nın huzurunda başka bir çare yoktu. İşkencenin inandırıcı olması gerekiyordu. Başka çarem yoktu. Önemli değil. Gidelim. Zarsif. Bir süre kırbaçlanmanı izledi. Sonra birdenbire kesin yeter artık dayanamıyorum diye bağırmaya başladı. Züleyha ilginç bir kadın. Ne öfkesi zalimlerin öfkesine, ne de sevgisi aşıkların sevgisine benziyor. Ne kini bellidir, ne de sevgisi. Ha için mi kırbaçladılar yani? Daha ne zamana kadar böyle üzgün ve solgun oturacaksın? Başka bir çarem mi var? Bir günlük ayrılığın yüreğimi açtığı yaraları 100 kılıç darbesi ve 100 mızrak açamaz. Bu muzdarip gönülle ne yapacağım bilmiyorum. Bana Yusar Sif'i zindana at dedi, attım. Şimdi de serbest bırak diyor ama yapamam. Bunu asla yapamam. Niçin Yusar Sif'i zindana attım? Niçin? Niçin?